duyuyor musunuz bilmiyorum da beni günaydın. Dün havluları yıkadım. Bunlar salona sermiştim, kurumuş. Şimdi ikinci tur makineye atacağım. Şu nevresimleri bir değiştireyim. Sabah dünden daha felaket bir yağmur vardı. Ve arası dün okula gitmediği için bugün mecbur artık yağmur çamur demeden giydirdim. Kendimle montumu giydim. Götürdüm, servise teslim ettim. Servis doluydu çocuklarla. Yani anladığım kadarıyla ki mantıklı olan da o, yağmur hiçbir çocuğun eğitimini etkilemiyor. Çok da güzel bir şey. Ve bu yağmurda hala servisin geliyor olması da çok güzel bir şey. Çünkü geçen sene ilk dönemde şöyle bir şey hatırlıyorum. Aşırı yağmurlarda servis göndermemişlerdi. Servisçi gelmemişti ve herkes kendi şartlarıyla, imkanlarıyla çocuklarını okula götürmüştü yağmurda. Yani okul devam ediyordu. Ondan dolayı bu sene böyle bir şey gene maşallah değil mi? Tü 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 benim gözümde. Çünkü bir hafta boyunca bu yağmur devam edecek. Ondan dolayı diyorum ya aman nazar değmesin de gelsin gitsin servis, çocuklar eğitimden geri kalmasın. Dün okula gitmedi. İngilizce bir sürü şey öğrenmişler. Ondan sonra işte salı günü tekrar ettireceğim. Çünkü haftada bir çarşamba günleri İngilizcesi var. Ve çarşamba gününden bir gün önce de ona ders çalıştırdığım zaman, tekrar ettirdiğim zaman genelde ödevlerimi de öyle yapmaya çalışıyorum ki aklımda kalsın yarın sabah işte İngilizcesi olduğu için. Salı gününe kaldı. Belki hafta sonu da yaptırabilirim bu dün işledikleri konuyu. Ben kendimce anlayabildiğim kadarını. Gerçi benim İngilizcem çok çok iyi değil ama şimdi tabii ilk sınıftaki çocukların İngilizcesini az çok biliyorum yani. Onda yardımcı olabiliyorum ona. Yusuf da şimdi çıktı. O da dükkanda olacakmış, bugün restoranta gidecekmiş. Dün Aras'la beraber uyudular burada, ben salonda uyudum. Aras'ın böyle hasret gidermeli döngüsü ne olacak bilmiyorum yani, gerçekten bizi hepimizi yerimizden etti. Normalde ben salonda çok rahat uyuyabilen bir insan değilim. Sevmiyorum yani yatağımın dışında bir yerde yatmayı, evimin bir köşesi de olsa. Ama dün çok istedi böyle babasıyla uyumak. Salonda denediler uyumayı, sığamadılar koltuğa. Ondan sonra neyse dedim hadi bu gece ben feragat edeyim, siz odanızda, siz benim odamda uyuyun. Ondan sonra Yusuf şimdi hazırlandı, çıktı. Bugün birazcık ince odun yapabilirsem yapacağım dedi, yağmur izin verirse. Çünkü kurular yok ve hani kütük var ama kuru sorunu var, biliyorsunuz zaten. Bugün Aras'ı okuldan almaya gelmeyeceğim. Aras'ı tembihledim, eve gelsin babaannesinin yanına. Çünkü yağmur çok fazla. Öğlen saatlerinde %100 yağış gözüküyor. Ben dükkanda olacağım. Dükkana gitmem lazım. Dükkanı artık açalım diyoruz yani. Tamam, yağmurda çok bir iş olmaz belki normal günlere göre ama yine de yağmur yağıyor diye bütün kış dükkanı kapatacak halimiz yok. Dün annemle konuştum. Dükkanlarımızı, bu dükkanımızı bugün açacağız inşallah. Ama tabii şey yapmayız, masaları, sandalyeleri falan çıkarmayız. Çünkü 10 dakikada her şeyi sırılsıklam edecek bir yağmur var. Şu anda dindi. Dindiği için de ben ses kamerayı açabildim. Çünkü böyle benim çatı şey olduğu için saç ve acayip ses geliyor. Yağmur damlaları, sesi çok geliyor. Saat 9'a kadar birazcık sakin olacak. %95 yağış gösteriyor. Ondan sonra %100 gösteriyor. Nasıl gideceğim restoranta bilmiyorum ama bir şekilde kendimi pike mike ne bulursam üstüme atacağım. Gideceğim artık, orada gider gitmez sobayı yakarız. İnşallah kuru odunların hepsi ıslanmamıştır. Mebranla kapattık güzelce ama dükkanı kapattığı gün annemlerin. Şimdi ben dün Aras'ın yorganını ve Yusuf'un yorganını, yastık yüzlerini değiştirdim. Şimdi kendi yorganımın yüzünü ve alttaki çarşafı değiştiriyorum. Bu hafta sonu değiştirememiştim. Yusuf gelecek, hani o gelince komple bütün nevresimleri değiştiririm diye. Öyle de oldu. Bugüne sarktı. Bugün günlerden perşembe. Ben artık fark ettiyseniz çarşambaki videoyu perşembeye, perşembeki videoyu cumaya atıyorum. Bir gün arayla şeyle izliyorsunuz. Bu aslında sizin için daha taze video oluyor, daha iyi oluyor. Ama şöyle bir şey ki videonun saatleri değişti mecbur. Bana kızanlar da var. Alışmıştık işte güne senle başlıyorduk. Neden böyle oldu? Ya da işte akşam çoluk çocuk oluyor, izleyemiyoruz attığın saatlerde. Genelde 5 gibi, 4 gibi, 6 gibi. Yani tam belli bir saatim henüz yok. O tamamen videoyu yüklediğim saatle alakalı bir durum. Videoyu işte öğlene kadar anca yükleniyor. Öğleden sonra da işte ayarlarını falan yapıp
başlığını falan atıp sizinle paylaşabiliyorum. Yani bunu da buradan söyleyeyim, bilmeyenler var. Vlogların saati değişti. Ama hep böyle gider mi bilmiyorum. Araya yedek bir video sıkıştırabilirsem o zaman şey olur belki. Eski rutinimize dönebiliriz. Şimdi yorumlarınıza falan çok dönüş yapamıyorum. YouTube'a çok şey yapamıyorum. Haliyle artık. Bir hayatım başladı. Sorumluluk dolu hayatım başladı. Yusuf'a şey sordum, akşam yemeğine gelecek misin diye. O da yok, ben restoranda yiyorum. Siz beni beklemeyin, yiyin dedi. Kendinize göre bir şey yapın dedi. Zaten bir geldiği gün ailece bir yemek yiyebildik. Onun dışında kahvaltı falan da yapamadık hiç. Çünkü o aşağıda kahvaltı yapıyor hep. Annesi hem babası. Ya zaten saatler de uymuyor açıkçası. Ben çok erken kahvaltı yapacak olursam burada çok erken oluyor. O çok erken kahvaltı yapmıyor. Falan filan. Neyse, hayırlısı olsun. Enişte vlogları çıkmıyor diyorsunuz. Dediğim gibi dün tekrar söyledim. Tekrar ediyorum izlemeyenler için. Sonunu kaçırmış olanlar için. Yusuf ne zaman kendini hazır hisseder, isterse videoya çıkmak. Ben o zaman videoyu Yusuf'u çekerim. Ama şu anda onun da kafası dolu. Koşturduğu şeyler var. Düşündüğü planlar, programlar, işler, güçler. Ondan dolayı ne zaman isterse o zaman videolarımız da çıkar. Enişteyi göstermiyorsun. Ben inanmıyorum eniştenin geldiğine diyen olmuş. Tekrar dün söylemiştim. Komik geliyor bana böyle şeyler. Ayrıca kimseye kendimi kanıtlama ihtiyacı duymuyorum. Hiçbir zaman olmadı öyle bir şey. Nasıl bir ruh hastası olmam lazım ki Yusuf geldi diye video çekeyim de öyleymiş gibi davranayım. Çok enteresan. Yani bir de arasını ağzını yapayım mesela. Düşünsenize, oğlum videolarda babam geldi de ya da alışverişi babam yaptı de. Çok saçma. Yani yazdığınız yorumlar bazen beni şoka uğratıyor. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Nasıl bir kafa bu? Anlamadım. Annem hep öyle der. Biz mesela kardeşimle bir şey saçmalıyoruz ya. Ben bu arada pijamalarlayım. Üstüm annemin yeleğin yeni ve bacağıma da şu şeyi, şalı serdim. Çünkü sobayı yakmadım daha. Yakmayacağım da zaten. Evde kimse yok. Ben de çıkarım bir iki saate. Biz böyle saçma bir yorumda bulunduğumuz zaman ya da bir espri yaptığımız zaman diyor ki, çocuğum, yavrucuğum, balam, sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Neyin kafası bu? Bana bazı şeyler saçma gelince öyle diyorum. Evet. Şöyle çala 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 neresinizde? Değiştirmişler. Şu şey arasın yazı tahtası. Görüyor musunuz? Kafası şurada, ayakları orada. Yatağın altına sıkıştırdığım için. O da fazlalık yapıyor. Kullanmak da şimdi istemiyor. Bazen böyle öğretmencilik falan oynamak istiyor Serkan'la. O zaman diyorum ki tebeşir alalım da çıkarayım, oynayın. Tebeşir olsa aslında heyecanlı olur da. Hatta şey düşünüyorum, tebeşir alıp böyle o yazı tahtasını evin böyle bir girişine, köşesine bir yere koyup birbirimize yazmak istediğimiz, söylemek istediğimiz işte ya da evle ilgili bir not. Mesela hani sobayı yak ya da işte Aras'ı karşılar mısın? Ya da Aras'a söylemek istediğimiz bir şey işte. Aras, bugün dişlerini fırçala, yıl tırnaklarını kes gibi gibi. Anladınız siz küçük notlar. Onun için de kullanılabilir. Hayatımızdaki her şeyi kullanmak iyidir. Sabah sohbetimizi ettik. Evet. Ucunu bucağını şu çarşafını bulabilirsem lastik çarşaf seveceğim de. Ettiğimize göre ben kaçar. Bir çamaşır çalıştırayım. Salonu falan bir toparlayayım. Belki bir kahve yaparım gidene kadar. Tam hazırlandım, makyajımı yapıp çıkacaktım ki hava durumu budur. Bu yağmurda mümkün değil motorla gidemem. Annem de gidemez zaten. Botlarımı çıkardım kışlık.
Şöyle. Aynısından Yusuf'ta da vardı. Yusuf iş için kullanmıştı. Yıkamıştım ben onu. Şöyle. Bunları da çıkardım. Eskidi ama en azından bahçede falan işlemiş de giyer. Onu da aynı modelden. Sadece erkek şeyi. Erkek modeli. Ya. Tayt falan giydim. Termal tayt. Ondan sonra şu geyikli çoraplarımı giydim. Yünlü. Bunlar çok güzel sıcak tutuyor. Evi toparlamıştım. Odunları sobanın arkasına koydum. Gelir gelmez hemen yakmak için elimizin altında olsun diye. Montumu hazırlamıştım. Çantamı hazırlamıştım. Nevresimleri değiştirdim. Pijamalarımı çıkardım. Bunlar temiz. Şunlar kirli çorabımın atletim. Makinayı çalıştırdım. Şöyle kalın kalın giyindim. Şu uzun kırmızı tuniğim. Ya elbise diye aldım da tabii ki bana bacak boyundan dolayı çok kısa geliyor. O yüzden tunik gibi giydim. Sonra üzerine elbisemin, şu kırmızı elbisemin diyeyim gene de. Şu yünlü kazağımı giydim. Altımda kırmızı, üstümde bu. Onun altında atlet var. Yelek, yeleğin üstüne de montu giyecektim. Kat kat. Ama yağmur başladı. Evet, yapacak bir şey yok. Nevresimlerimi sona bıraktım, böyle katladım, çok buruşuyorlar. Çünkü gelinim daha önce bana bir fikir vermişti. Abla dedi, ben nevresimleri katlayarak yıkıyorum dedi. Sen de öyle yap. Ben de katladım. Şimdi koyu renklerim var bir sepet dolusu ve açık renklerimi attım. Onlar yıkana dursun. Geldiğimde asarım. Ondan sonra koyu renklerimi atarım ama geldiğimde diyorum da bugün çıkabilecek miyim onu da bilmiyorum. Kuşlar yetişiyor ama ne güzel. Evet, yani bugün 3 makina çamaşırım var. Şöyle aralık kalsın, komple açmayayım da Aras geldiği zaman üşümesin. Ev sıcak ama sobayı yaktığımız için kütükler falan. Şu yılbaşı ağacını toplayamadım dün. Şimdi şu şalı ayarladım. Ayağıma dizlerimi falan sarıp gidecektim ama neyse, bakalım hayırlısı. Eğer böyle devam eder durmazsa gitmeyeceğim, gene bugün kalırım. Anneme de yazayım, o da hiç çıkmasın. Şu tütsüm dün birazcık daha kalmıştı. Onları tekrar yaktım bu sabah. Yani ada çayı, defne yaprağı ve ısırgan otu. Tütsü gibi yaktım böyle kötü enerji için. Güzel bir güne motive için. Evet, ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi düşünüyorum, ben bir yandan sizinle konuşuyorum ama yani bu yağmur diner mi, dinmez mi? Çok dolu dolu yağıyor. Hayır, o değil, bu yağmurda gitmek mesele değil. Bir şekilde gitsen orada ne yapacaksınız? Bir tek sobayı yakar otururuz. En iyisi bugün evde kalmak bence de. Evet evet. O zaman ben kendime bir çay suyu koyayım. Şuraya gene çamaşır suyu dökmem lazım da. Bugün perşembe, pazar günkü temizliği bekliyordum. Ayrıntılı gene temizlik yaparım diye. Bugün evde kalacak olursam şu artık yılbaşı ağacını sizinle beraber toplayalım. Bugüne güzel bir çorba yapalım. Aslında kahve yapayım, bu kadar su doldurmama gerek yok. Kayınpederin arabası da aşağıda, belli ki onlar da çıkamamışlar. Yusuf da aşağıda ya. Bu yağmurda belki de gitmezler. Onlar bugün kuru odun yapacaklardı dükkanda. Bu yağmurda zaten çalışamazlar. Dün Aras kendine göre bir buzdolabı dizdi. Göstereyim size. Yumurtaları ben dizdim. Yarı içeceklerini buraya koymuş. Yarı içeceklerini oraya doldurmuş. Akşam babasıyla film keyfinde birazcık cips yediler. Ben yemedim. Şuraya hamburger ekmeğini koymuş. Bir tane tek kalmıştı. Ondan sonra yumurtanın devamı bu kutuda. Peynir var. Kaşarı var da. Evet. Ben ne yapsam? Ne yesem? Sandviç mi yapsam kendime? Domates, salatalık, avokado, lu ve peynirli bir sandviç mi yapsam? Neyse, hele bir annemle konuşayım. Bir karar verelim. Ondan sonra netleştikten sonra da artık bakarız durumumuza göre. Annemle konuştum. O da diyor, tam hazırlandım, çıkacaktım. Yağmur iyice hızlandı. İbrahim kardeşim de kızmış, demiş anne bu yağmurda nereye gidiyorsun diye. Ben kahvaltı tabağımı hazırladım.
hafif yağ koyuyorum tavaya. Direkt yumurtayı kırıp üstünü kapatıyorum. Ne tuz ne bir şey atmadım. Normalde baharatların tuzlarını falan atıyorum da. Söyleyin adına. Telefonla annemle konuşuyordum ya. Öyle kaldı. Karabiber, tuz ve şu çeşni, et çeşnisi çok yakıştırıyorum ben bu yumurtaya nedense. Aslında pişirirken koymam lazım, daha lezzetli oluyor. Ya biz de mantı yapacaktık. Mantı kalmadı difrizde. Yani en azından iş olmasa bile dükkanda o mantıyı aradan çıkarırdık. Avokadoyu dün limonladım, limon sıktım, tuzladım ve birazcık pul biber döktüm. Şahane lezzetli oldu. Avokadoyu teyzemden de bir öğrenmiştim. Şey yapıyordu, sarımsak eziyordu. Limon, zeytinyağı. Ay acıktım. Kahvaltı tabağımı gösterdim mi size bilmiyorum ki. Pul biberi şeyin üzerine koyuyorum. Avokadonun üstünü. Yağmur iyice şiddetlendi. Şimdi tabağımı gösteririm size son halini. Yarım avokado, yarım domates, yarım salatalık, bir yumurta göz yaptım. Bir de birazcık ezine peynir. Hemen şimdi çayımı da koyacağım. Müge'yi açayım bari, Müge'yi izleyeyim ne yapayım. Ay dün de duş aldım ya, saçlarım araları hepsinden böyle çıkıyor. Şahlanıyor yani. Nasıl hızlandı, nasıl yağıyor, nasıl yağıyor maşallah. Birkaç gün hiç durmadan böyle yağacakmış bu arada. Arabası gelmiş de yurt içi kargo aradı. Terasta bekliyorum. Arabayı görünce ineceğim. Aşağılar hep su. Felaket bir yağmur var. Aslında ev adresini veriyorum. Üst katı çıkarmaları lazım da. Şimdi bu kargocuların hepsi artık bizi tanıyorlar ya. İşlerine öyle geliyor. Hepsi arıyorlar. Kapıdayız, kapıdayız. Normalde kat daire numarasını veriyorum. Eve kadar getirmeleri lazım. Neyse. Heh, geldi, iniyorum.
Montu giydim üstüne. Bugün haftalık burç yorumlarına bakıyorum. Haftalık burç yorumunda şey diyor. Bolca çocuk sevindirin. Ne geliyor arası telefonla mesaj. Bolca çocuk sevindirin. Aras buna deli olacak. İnanır mısınız? Hiç bahsettikleri gibi bir kutuya benzemiyor. Bu Lego. Hiçbir şey anlamadım. 1000 parça Lego yoktur bu Lego'nun içinde. Çok hafif. Hemen beraber açalım da en azından. Allah Allah. Yanlış bir şey mi gönderdiler acaba? 190 liraya sipariş vermiştik bunu. Lego oyuncak seti. Hem o kadar geç geldi. Bu ne ya? Çıkan şeye bakar mısınız? Saçmalık mı anlamadım. Şu alıştırmayı bir arayayım. Geri dönüş sağladım. Mail bekliyorum. Ne kadar saçma sapan hareketler ya. Bize gelen şeye bakar mısınız? Bir oyuncak evet ama böyle bir oyuncak. Lego, bu da Lego ama Lego'nun eksik parçası. Biz normalde koca bir tır sipariş vermiştik. Bakalım inşallah çözülür. Bu oyuncağı da 10 gün bekledik. 10 gün çok geç geldi. Çiçek sepetinden sipariş verdik ve söyledim zaten mailde, geri dönüşte yazdım. Dedim sizin gibi bir kurumun böyle profesyonellikten uzak çalışması beni çok şaşırttı dedim. Yok demek ki neymiş, Trendyol bildiğin. Ben her zaman Trendyol'dan alışveriş yapardım. Yani hepsi buradan bile doğrusu alışveriş yapmazdım. Oradan da bir kere alışveriş yaptım, dilim yandı. Ondan dolayı hep bildiğim firmayla çalışıyorum. Ama ilk defa böyle işte Aras Lego istedi. Bu Lego da çok pahalı bir Lego'ydu set olarak. Ve onu da en uygun çiçek sepetinde bulunca tabii ki sipariş verdik biz de. Fırsatı kaçırmayalım, kampanyadaydı yılbaşı diye. Şaka gibi. Yusuf odun getirdi. Onlar daha yeni çıktılar ve siz söyleyin adını, işlerimiz var dedi. Ben evdeyim zaten bugün. Hiçbir yere gitmem. Yağmur hala devam ediyor. Bu çok moralim bozuldu. Aynı şekilde arasında çok morali bozulacaktır eminim. Neyse birazcık odun atayım. Aras'ın gelmesine yakında yemek yapacağım. Saat daha 12'ye çeyrek var. Erken yani. Ben acıkmadım zaten. Kahvaltımı güzel yaptım. Yemeği öyle yaparım ki Aras'ın geleceği saat sıcak olsun diye. Ay nasıl sevinmiştim. Aslında elime poşeti aldığım zaman anlamalıydım. Hafifliğinden hemen iade etmeliydim. Aslında bana gelen mesajda hani kargocunuzun yanında paketinizi açın. Bir eksik varsa ya da kırık varsa, hasarlıysa geri hemen gönderin, iade edin demişlerdi. Ama öyle bir yağmur yağıyordu ki siz de gördünüz. Hemen apar topar adam elime tutuşturdu. Ben de hemen alıp koşa koşa yukarı geldim. Sonra elime aldıktan sonra fark ettim ama yani iş işten geçmişti. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Böyle ufak şeyler için moralimizi bozmayalım. Önemli olan can sağlığı değil mi? Şu çayımı da şeye koyayım. Ben bu arada kahvaltıya çay demlemedim. Papatya çayı içtim. Ama şimdi güzel bir sütlü kahve içilir. İkinci tur makinem dönüyor. O da sıkınca asacağım artık kıyafetleri. Da nereye asacağım bilmiyorum. Aras'ın odasındaki çamaşırların üstünde çamaşır dolu. Ay, su ısınmış da elim yandı zannettim. Şimdi madem bugün evdeyiz, benimkilere güzel bir yemek yapalım sizinle beraber. Ne yapacağız? Hem kıymalı hem patatesli mantı. Yani suda haşlanan mantıdan yapacağız. Şimdi malzemeleri görünce gene bana kızacaksınız. Niye bu kadar az yapıyorsun falan diye de ama emin olun. Bayağı bir akşam yemeğini 3 kişi doya doya yedirecek kadar malzeme çıkacak. Ben difriz için hazırlık olarak yapmayacağım. Sadece bugün yemelik 3 kişilik yapacağım. Şurada çok az, böyle 250, yoktur bile belki. 200 gram kıymam var. Anca çözdürebildim, anca şey yaptım.
Bir buçuk soğanım var, başka soğanım yok. Ondan dolayı bunu değerlendireceğim. Aslında Yusuf'tan soğan patates istedim ama kıymam da vardı. Ama soğanım ve patatesim fazla olmadığı için dedim ki dur elimdekilerini değerlendireyim, bitireyim. Onun dışında patatesli iç için burada patates haşlıyorum. Onları iyice haşlandıktan sonra püresini yapacağım. Ve ona da şöyle bahçeden yeşil soğanım var. Yeşil soğanları güzelce şey yapacağım, temizleyeceğim, doğrayacağım. Onu da patatesli içime katacağım. Hamurumu yoğurayım. Hamur birazcık dinlene dursun. Bu arada suda piştiği için, bu hamur suda haşlandığı için ve dağılmaması, yapışmaması için bir tane de hamuruma yumurta koyacağım. Şimdi size tarifi anlatıyorum. Ondan sonra hopla, un, su, yumurta, tuz. Size şöyle yapsam daha iyi göreceksiniz. Sobama da odunumu attım. Ağır ağır ısınıyor. Ben de bunu bir de kalın giyindim ya, üst üste. Evet. Sobamın üstünde ılık su var. Birazcık oradan ılık yapacağım suyumu. Şimdi siz bir de alıştınız, böyle dükkanda tepsi tepsi yapıyorduk. Burada az olacak ama hamuru da az olacağım. Dediğim gibi bir akşam yemekliği olacak. Önce sıvıları karıştıracağım. Ben genelde hep öyle yapıyorum. Göz kararı şöyle. Bir tane yumurtayı ılık suyunun içine kırdım. Bu hamuru içinde zaten anlatmıştım size. Bu arada patatesim de kaynıyor. İyice pişsin. Birazcık tuz. Önce sıvıları şöyle karıştırıyorum. Suyu fazla mı geldi acaba? Su fazla gelirse hamur fazla olur. O da önemli değil. Dolapta kalsın. Ya lavaş yaparım ya börek yaparım. Her şeye değerlendiririm yani ben bu hamuru. Bugün herhalde annem de evde mantığı yapacak. Yağmur bir ara dindi. Şu anda yağmıyor. Ben de fırsattan istifade, ses yokken, yağmur sesi, size bu tarifi yapayım. Aradan yemeği çıkarayım dedim. Çünkü saat 1. Anca işte bir saat hazırlık. Arası da 2.30 gibi geliyor. 2.40 gibi. Pişirme falan derken arasıma yemek hazır olmuş olur. Yusuf zaten dükkanda, orada yiyecek. Akşam yemeğine ama mantıya hayır demez bence. Yazarım ben özellikle dışarıda yemek yemesin diye. Allah'tan evde yedek oklavam varmış. Böyle hamur işleri için. Şu gri masamda açacağım hamurumu. Bilmiyorum onda ayağı oynuyor, ne kadar rahat ederim hiçbir fikrim yok. Yine suyu fazla kaçmış, çok un istiyor. İki beze çıksa yeter zaten. Bir bezesinden patatesli yapacağım, bir bezesinden de kıymalıyı yapacağım. İkisini de bu akşam pişiririm. İkisini de üzerine zaten bizimkiler yoğurtlu yiyor, yoğurt tereyağı. Bu aralar ben kendime şeyi fark ettim. Böyle annemle, annem mutfakta kendi restoranında yemek yaptıkça hamur işleri falan, ben de böyle heveslenip gelip evde yapıyorum. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Geçenlerde katmer yaptım, bazlama yaptım. Ondan sonra Yusuf'un geldiği gün çiğ börek yaptım. Şimdi mantı yapıyorum. Ki bunlar da zaten bizim ana menümüzdeki yemekler. Annem çok güzel becerir. Ben de izinden gidiyorum işte. Annem hep bir şey yapıyor. Bil ama unut. Elbet bir gün lazım olur kızım. Bak seninkiler de hamur işi seviyor derdi. Hep öyle diyor zaten yemek yaparken. Gel bak izle. Öğren. Burada bana yapmasan bile evinde çocuğuna kocana yaparsın hep derdi. Misafirine yaparsın derdi. Ha yo, aslında hamurum tamı tamına oldu. İki bezelik, şahane. Artmayacak bile. Bu çok iyi oldu. Şimdi ben bunu neyle keseceğim? Teyzemin Bursa'da düğüne gittiğimizde bize aparat almıştı ya, mantı aparatı, kesme aparatı, onunla keseceğim, göstereceğim size. Hamur dinlene kadar ben de harçlarımı hazırlayayım, soğanlarımı falan soyacağım. Oo, şahane bir hamur oldu gerçekten. Çok sert yapmıyorum ben hamuru, hem kolay açılsın. Oh, şahane bir hamur oldu. Evet, tamam, bunun üstünü örtelim, elimizi yıkayalım, harçları hazırlayayım, sonra açma aşamasında ve hazırlık şey aşamasında görüşürüz sizinle.
yumurduğunu dinlene dursun. Şöyle iki bezelik oldu. Bir yumurta, azıcık su. Tam tamına iki bezelik oldu. Şimdi kıymalıları bitirdim. Biraz hamurlar arttı ama şöyle dolu dolu iki porsiyon bundan çıkacak zaten. Daha patateslere geçmedim. İkinci bezemi de açtım. Patatesli iç harcımı da göstereyim size. Şu şekilde oldu. Yağ, birazcık karabiber, tuz ve yeşil soğanla. Şimdi şu yarım olanları kapattım israf olmasın diye. Kuruyor diye böyle üst üste koydum. Bir de böyle küçük bir fincanda su hazırladım. Çünkü bazıların kenarları kurumuş oluyor ve kapanmıyor. Ondan dolayı parmağımı batırıp hafif ıslatıyorum ve kapatıyorum.
Evet, oğlumun gelmesine 10 dakika kaldı. Ben sobanın üstünden büyük ocağı alayım. Mantı suyumu kaynatayım. Oğuşun karnını doyurayım. Kaynayalım. Birazcık tuz atacağım suyuna. Ve ikisini beraber pişireceğim. Aslında kıymalılar biraz daha geç pişer. Ama kıymalı zaten geç pişeceği için altta olacak. Hızlı pişen bu patatesler yukarıya çıkacak. Ondan dolayı üstten çıkanları alırım. Toplamda bu şekilde oldu. Birazcık bezem kaldı hamurun. İçim hiç kalmadı. Bu bezeyle de bir gün şey yaparız. Bu ne olmuş böyle? Bu bezeyle de bir gün bir yufka bir şey açarız yani. Ziyan olmaz. Yoğurt çıkarayım burayı açmışken. Yoğurdum da az kalmış. Yusuf'a yazayım yoğurt da alsın gelirken. Evet. Güzel oldu. Bunlar özellikle patatesli olduğu için ağızları bu şekilde kapanmıyor. Bu pilmeni gibi oluyor. Ya pilmeni bu zaten. Yaptığım pilmeni oldu. Bu kapanmaması lazım ağzının. Normalde önce bu şekilde oluyor bu pilmeniler. Kenarlarını şu şekilde birleştiriyoruz. Kulaklarını bu şekilde alıyor. Biz kendi hakkımızı pişirip yiyeceğiz. Yusuf'a da ayıracağım tabii ki yemeğini akşam için. Aras yoğurdu yanına istedi, üstüne değil. Azıcık tereyağı yaptım. Tereyağı, pul biber yaptım. Son hali böyle oldu. Yoğurdu da yanına koyacağım. Ben mayonezle yiyeceğim çünkü. Size afiyet olsun. Oh, çok güzel gözüküyor. Aras kuzu geldi bu arada. Sırılsıklam olmuş. Hemen üstünü değiştirdik. Soba yanıyordu. Ben bolca odun atmıştım. Geleceği saati bildiğim için ev iyice ısıttım. Ellerini yıkıyor şimdi. Bize afiyet olsun. Üşenmeyin, yapın. Vallahi bir saatim bile almadı ama tabii kalabalıksanız en az 2-3 tepsi yapmanız lazım. Ben az kişi olduğumuz için bir tepside sığdırdım. Maşallah yağmur gene gürül gürül dışarıda devam ediyor. Bugün Beyaz TV izliyordum ve Nermin'in Nefis Mutfağı'nda da yine bir Mardinli usta vardı. Mardin mutfağından bir şeyler yaptılar. Sonra hemen o bitti. Belma Belen'le geziyoruz var. O da Mardin'de şu anda. Şu anda az sonrası geçiyor sadece. Başlamadı program ama merakla izleyeceğim. Ben Mardin'e çok istiyorum gitmek açıkçası. Feri de gitmişti. Onun vloglarından takip etmiştim gezdiği yerleri. Çok heveslenmiştim. Evet, ben mantıyı bitiremedim bile, fazla geldi ama itiraf edeyim mi, ben anneminki kadar lezzetli olmaz diye düşünüyordum ama herhalde belki de açtığımda ondan mı daha lezzetli geldi bilmiyorum ama boynuz kulağa geçermiş misali mi diyeyim artık, annem duymasın, bunları çok lezzetliydi, hele o etli mantı özellikle çok lezzetliydi. Benim aslında şöyle bir korkum vardı, lezzetli olmaz, annemin tadını tutturamam diye. Çünkü ben kuzu eti, kuzu kıyması kullandım. Annemin hep dana kuyunu kullanırız müşterilere. Çünkü kuzuyu seven var, sevmeyen var, kokuyor diyen var. Ona dolayı hep fix yani yıllardır bizim bu ana malzeme olarak kullandığımız dana etinden kıymaydı. Ve soğanları biz blenderdan geçiriyoruz. Daha önce göstermiştim size dükkanda yaptığımız, restoranda yaptığımız mantıda. Suyunu sıkıyoruz. Ben bugün el doğramasını yaptım ve iri iri birazcık bıraktım soğanları ağza gelecek şekilde. Ama inanılmaz lezzetliydi. Bunlardan ben şeydim, şüpheliydim ya, işte kıyma, kuzu kıyması biraz daha ağır olabilir. Bu arada nasıl yağıyor? İyice şiddetlendi yağmur. Ve soğandan yana birazcık şüphem vardı ki dedim acaba ağza gelir, çok mu rahatsız eder falan, ama nefis lezzetli olmuştu. Bu arada bundan sonra evde mantı yaparken patatesli mantıları genelde taze soğanla yapmaya çalışacağım. Çünkü taze soğanla çok daha nefis olmuş. Çok güzeldi. Ben sadece yoğurtla değil mayonezle yedim. Ben mayonezi daha seviyorum, bilmiyorum, daha böyle hoşuma gitti. Aras hala yiyor. Ben bayıldım. Gerçekten çok lezzetliydi. Bu arada kargoyu Aras'a söylemedim üzülmesin diye. Kargo yarın bana bir iade değişim kodu verdiler. İletişime geçtim. Hemen dönüş yaptılar zaten. Ama şaşırdım. Büyük bir hayal kırıklığıydı açıkçası. Üzüldüm de yani. Neyse, hayırlısı olsun. Kargoyu aradım. Kargo bu yağmurda alamam. Yarın sabahleyin arayın. Bir şey randevu oluşturalım. Öyle gelirim dedi. Tamam dedim, yarın sabah tekrar arayacağım 9-10 arası ki dağıtıma çıkmadan, toplamaya çıkmadan önce, bu tarafa gelmeden önce hemen listeye yazsın ki uğranacak yer diye.
Onu yarın sabah unutmamam lazım. Yarın yine yağmur, böyle ne yapacağız bilmiyorum. Anneme de bugün söyledim, dedim anne 4-5 gün bu şekilde full yağışlı. Hiç yani durmaksızın. Çok aralık böyle sakinleşiyor ama yine yağıyor. Çok felaket. Yani bu havalarda okula gitmek, işe gitmek eziyet. Ama mecbur olanların da Allah yardımcısı olsun. Aras geldi, sırılsıklandı. Üstünü değiştirdi çantasında. Sobanın yanına koydum, orada kurutuyorum. Sonra ödevini falan yapacağız. Neyse ben şu belgeseli izleyeyim. Yusuf Dükkan'da restorantaydı. Canlı yayın açmış. Oradan gördüm. Temizlik yapıyordum. Allah ona da kolaylık versin. Şimdi mesaj yazarım. Eğer yemek yemediyse gelsin, mantısını yesin gitsin. Saat 3'ü 5 geçiyor. Bu akşam yemeğine dayanmaz. Akşama da belki bir çorba falan yaparım eğer acıkırlarsa. Yusuf gerçi mantığı yer de Aras acıkabilir. Aras çünkü şimdi öğlen yemeği gibi yiyor bunu. Akşam yemeğine de bir şey isteyebilir. Ben yemem zaten. Yarım mantı kaldı tabakta. Onu bitiririm akşama. Öyle işte, bugün de gene böyle bir yağmurlu günü evde vlog olarak çektik. Vloglarını bu arada özleyenler için özellikle gelsin. Yarın gider miyim gitmez miyim bir şey belli olmaz. Bakacağım duruma göre. Yarın cuma ve Aras'ı okula göndereceğim. Yani yağmurlu olsa derslerinden geri kalmasın. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yani inşallah görüşürüz. Şimdiden hayırlı cumalar. Bay bay.